İzleyiciler telefonu attığımızda ALB Forex'te araştırma uzmanı Merve Ulus bulunuyor. Merve Hanım günaydınlar. Günaydın, iyi yayınlar Selim çok Bey. Çok teşekkürler. Doların ateşi aldı başını gitti. Hala da o ateş düşürülemedi. Peki bugün bizi neler bekliyor? Söz sizde buyurun. Çok haklısınız. Dolar aslında genel itibariyle bütün piyasaları domine etmeye devam ediyor. Yurt içi piyasalarda da doların etkisini takip ettik. Dün yurt içinde çok önemli veri akışı bulunmuyordu. Ve piyasalara baktığımız zaman da borsamızda gelişen ülke endekslerine paralel bir şekilde alıcılı bir görünüm takip etmiştik. BIST 100 de günü %1.03 yüksekten kapattı. Alıcılı bir şekilde kapattı. Genel itibariyle baktığımız zaman kur tarafında da yükselişlerin devam ettiğini ve hatta 2 gün boyunca 3.06.50 seviyelerini test ettiğini gördük. Fakat bu seviyeyi aşamadı ve şu anda da altında fiyatlanıyor zaten. Biz size tekrar baktığımız zaman eğer gün itibariyle alıcılı görünümünde devam etmesi söz konusu olursa ilk aşamada 79.300 direnci test edilebilir. Aşağı yönde işlemler olursa da 76.850 desteğine bakabiliriz biz sizde. Küresel piyasalara baktığımız zaman ABD tarafında dün oldukça hareketli bir veri akışımız bulunuyordu. İlk aşamada ADP istihdam verisi açıklandı ki bu yarın açıklanacak önemli olan tarım dışı istihdam rakamları öncü göstergesi kabul ediliyor. Ve beklenti altında geldi veri. Diğer taraftan hizmet ve ÖSM hizmet PMI verileri açıklandı ki bunlar da ABD büyümenin öncü göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu veriler de beklenti üzerinde geldi. Oldukça olumlu açıklandı ve bu durumda ABD'deki faiz artırım beklentilerinde yükselişlere neden oldu. Yükselişlerin neden olması dolar endeksinde, dolar tarafında olumlu fiyatlamaların da sağlamlaşmasına neden oluyor. Baktığımız zaman dolar endeksinin 96 üzerinde fiyatlamaları devam ettiğini gördük. Bu da tabii küresel piyasalarda domine etkisi yaratan bir güç olmuş diyebiliriz. Euro bölgesinde de hizmet PMI verileri açıklanmış Euro bölgesinden ve Almanya'dan ama her ne kadar bu veriler beklenti üzerinde gelse bile bir önceki günkü Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin spekülasyonların tahvil alım programında kesintiye uğrayacağına ilişkin spekülasyonların etkisi, negatif etkisini görmüştük Avrupa piyasalarında da. Evet. Teknik olarak baktığımız zaman dolar TL'de ilk aşamada yukarı yönlü işlemler eğer devam ederse karşılaşabileceğimiz değer seviyesi olarak 3.06.50'yi biraz ön seyredip 3.06.50'yi verebiliriz. Aşağı yönde de 3.05 desteği bizim için önem taşıyor. Euro TL'de de 3.43 direnci bizim için ilk aşamada önemli olacaktır. Altında satışlar devam ediyor. Gram altına da yansıyor bu satışlar tabii. İlk olarak 124 desteği bizim için önemli. Bunun altında 123 seviyesine doğru satışlar devam edebilir. Merve Hanım çok çok teşekkür ederiz efendim. Yarın son işlem gününde tekrar birlikte olacağız ama umarız bu görüşmemizde doların ateşi düşmüş olur. İyi çalışmalar. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Değerli izleyiciler, piyasanın rakamlarını aldık. Videomuzla devam edeceğiz. Norveç